ATV ekranlarından Baykuş Show'dan herkese merhaba. Hiçbir şeyi kafanıza takmasanız, tüm borçları unutsanız, tüm dertlerinizi bir kenara bıraksanız, hiç olmazsa Baykuş Show'u izlerken dertler, kederler unutulmuyor belki ama bizi izlerken gülümseyin. Her şeyi unutun. Çünkü Baykuş Show şimdi ATV ekranlarında başlıyor. Annesi dedi ki Hüseyin kom kom dedi. Babası da dedi ki Hüseyin gel gel dedi. Acaba hangisini doğru yapıyoruz? Annenin dediği mi doğru kom kom? Hüseyin'in dediği mi doğru? Yani senin dediğin mi doğru babanın? Gel gel. Bence benim dediğim doğru. Değil mi? Sevgili izleyenlerimiz lütfen çocuklarınıza önce Türkçeyi öğretin diye düşünürüm ben. Ve bu konuda da size bir öneride bulunabilirim. Ha. Doğru değil mi? Tabii. Önce Türkçeyi, sonra Almancayı zaten öğrenecekler, İngilizceyi zaten öğrenecekler. Şöyle kameraya doğru dönersek, sizin söylediğiniz mi doğru acaba yoksa babanın söylediği mi? Kom kom. Baban dediği daha doğrudur. Evet, siz evde Almanca mı daha çok konuşmak istiyorsunuz? Vallahi ben yeni geldim buraya, bu 2-3 yıl oldu. İyi ki yeni geldin, hemen kom kom demeye başladın. Eğer burada doğup büyüseydin herhalde... Çünkü yabancılık çekiyor insan. Çocuktan başladın. Yeah. Yeni geldin, memleket? Diyarbakır. Diyarbakır'dan. Ya. Vay be bak. Kardeşimiz daha yeni geldi hemen kom kom diyor. Sen ise yıllardır buradasın ama gel gel diyorsun. Ben de önce Türkçe öğrenmesi lazım. Yani anladığımız, konuştuğumuz dili öğrenmesi lazım. Kardeşimiz de gayet güzel yani. Senin de alışman lazım. Ya yavaş yavaş işte. Und wie geht? Gut. Gut. Ya. Was machst du? Nix. Nix. Ne güzel, ne güzel. Bir dil, bir insan demişler sevgili izleyenlerimiz. İki çocuğunuz var. İkisi de biri kız, biri oğlan. Ya. İsmi ne? Birinin Hüseyin, öbürünün Hivda. 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 Anlamı ne? Ay parçası. Ay parçası. Ay parçası. Hadi bakalım diyoruz. Güzel insanlar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın diyoruz. Kom kom. Ya. Ya diyor bir de. O sen direkt tamam. Sen yabancı dile doğru gidiyorsun yani. Memlekete gidince de Diyarbakır'a annengile hoşça kalın demezsin artık. Çüss. Herkese selamlar. Hayır 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 hayır. Diyarbakır'a annenlere ne demen gerekiyor? Çüss. Çüss. Kızınız gelin oldu Diyarbakır'a. Çocukları oldu. Yeni geldi ama artık o size hoşça kalın. Allah'a ısmarladık demeyecek. O size ne diyecek? Çüss. 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 Alo. Alo, alo. Türkiş? İtalyanis, İtalyanis. İtalyanis. Ana, ne güzel, ne güzel İtalyanis. Nasılsın? Nasıl? Ben iyiyim. Ya var ya sevgili izleyenlerimiz. Yani, Türk müsün? Nicht Türk müsün? İtalyanlar, yabancılar, Almancayı konuşabiliyorlar, Türkçeyi anlayabiliyorlar. Ben birazdan bir röportaja pas atacağım. Ben Almanca öğrenemedim ya. Yani biraz kuş beyinlik mi var bende? Şimdi bir 17 yaşındaki bir kardeşimize mikrofon uzatacağım birazdan. What's your name? My name is Lilo. İşte ben bunu konuşabiliyorum mesela. What is your name diyorum. Lilo diyebiliyor. Veya wie heißt du diyorum. O da Lilo diyecek yani. Mesela Almanca şu kadar bir wie geht's? Guten selber. Ya dankeschön, dankeschön. Yani az bir şey konuşabiliyorum ama birazdan kuş beyinleme şahit olacaksınız. Richtig korrekter Typ ey.
Welche Fußball bist du Fan? Einmal, also Italien. Mehrere von Italien bin ich AC Mailand Fan. AC Mailand? AC Milan, ja. Oh, AC Mailand. Kennst du Hakan Çalhanoğlu? Ja, kenne ich. Hakan ist ein sehr, sehr guter Spieler, ja. Sehr guter Fußballspieler. Evet. Çalhanoğlu. Yes, Çalhanoğlu dedik. Buradan da Hakan kardeşime selamlar olsun. Hakan Çalhanoğlu'na Milan'da başarılar dilerken sevgili İtalyan kardeşimle Almanca konuşmaya çalıştım ama. Viele Grüße aus Stuttgart, Leute. Viele Grüße. Dankeschön, Stuttgart'tan selamlar. Efendim fazla Almanca bilmiyoruz ya. Şimdi kuş beyinliliğimi seyredin baykuşunuzun. Şimdi bir kardeşimize mikrofon uzatıyorum. Uzattım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Ay, teşekkür ederim ya. Sen iyi olduktan sonra bizlerin iyi olmaması gibi bir lüks olabilir mi ya? Sen iyi ol yeter. Vallahi sağ ol abim. Yaş kaç? 17, 18'e giriyor. 18'e gireceksin. Evet. Bizim programa 17 yaşından küçükler çıkmıyor. Vallahi mi? Ne yapacağız? O zaman vallahi mi? Dur biraz alayım. Yo bir dakika ağlamana gerek yok. 18 artı 18 değil tabii ki bizim program. Aa, o zaman ben... 3 Monaten sonra şeye gireceğim. 3 Monaten sonra? Yani 3 ay sonra 18'e gireceğim. Memleket nere? İran. İranlı mısın? Evet. Ha. Ama Türkçe konuşuyorum. Tamam, Türkçe konuşuyorsun. Ne güzel. Türkçeyi nerede öğrendin? Türkiye'de. Bir arkadaşlarımda. Kaç ay kaldın? Türkiye'de 2,5 sene kaldım. 2,5 senede sen bu Türkçeyi mi öğrendin? Ben 4 ayda Türkçeyi öğrendim. Kendimi kuş beyinli olarak görüyorum. Yani Almancam yok bak. Yıllardır Almanya'dayım. Az bir şey Almanca biliyorum. Aha. Yani işte. Al işte. Ya sen 6 ayda mı? 4 ayda Türkçe. 4 ayda. 4 ayda. Al işte. Yani ben baykuşum. Acaba kuş beyinli miyim? Yok. Kardeşim yani sen 4 ayda öğreniyorsan ya sevgili izleyenlerimiz lütfen ya. Lütfen ya. Instagram, Facebook, YouTube hesaplarımızdan takip edin. Yazın ya. Yazın bana ya. Yani 4 ayda Türkçe öğrenebiliyorsun ki Türkçe kolay değil. Ve biz yıllardır buradayız. Hala ve hala Almancayı öğrenemedim ben. Ama ben Almancayı öğrendim. 3,5 senedir buradayım. 3,5 senedir? Evet. Kendimden utanıyorum ya. Hakikaten ben kuş beyinliyim ya. 3,5 senedir de onu öğrendim. Evet. Kardeşim ne denir? Yani hadi ben 20 yıldır buradayım. Hı-hı. Öğrenemedim bu Almancayı. Ama hep işte sizlerle birlikteyim. Yani hep bulunduğum ortam da Türkçe konuşuluyor. İşte, ve sen mecburdun öğrenmeye. Doğru değil mi? Yani Türkiye'de mecbur değildim zaten. Tamam mı? Ama burada da Almanya'da mecburum. Aşağıla aşağıla. Daha da aşağıla. Daha iki dil daha biliyorum. Biraz daha aşağıla. Arapça biliyorum bile. Aşağıla yavrum farklı. Sıkıntı yok. Aşağıla aşağıla. Hak ediyorum ya. Hak ediyorum. Ben bir kuş beyniyim ya. Zaten baykuşum bir de kuş beyniyim yani. Arapça. Türkçe. Farsça. Farsça. Deutsch. Bir de Deutsch. Yani Almanca. Deutsch, Almanca. Ah, ah kardeşim ah. Hadi kendine abi. İyi bak. Eyvallah sağ ol. Baklava var yiyor musunuz? Ben yedemeyeceğim sağ olasın. Baklava yemeyeceğim. Yedik yiyeceğimizi. Lafımızı da yedik. İşte baykuştan, kuş beyinli kışınızdan selamlar. Efendim muhabbetimize devam ediyoruz Stuttgart'ta. Görmüş olduğunuz arkadaşlar bir sanat icra ediyorlar. Sadece bir sopanın ucuna kendini tutturmuş. Nasıl tutturmuş? Bunun bir hilesi var ama biz çözemiyoruz. Canlı. Bakın arkadaş da ayağıyla bir şeyler yapıyor. Çözmeye çalışıyor ama çözemiyoruz yani. Ve kendisi canlı. Bunun bir hilesi var. Herhalde böyle durmuyor bu. Ama çözemedik yani. İnternetten araştırmak lazım galiba. Şu an zamanımız yok, sadece size gösterelim dedim. Enteresan, ilginç bir görüntü. Zaman zaman sizler de Avrupa sokaklarında karşılaşıyorsunuz böyle görüntülerle ama ben daha çözemedim, çözeceğim. Bir hilesi var dedim de kardeşimize merhaba dedik, merhaba dedik, memleket dedik. Ben aslında Kerkük'lüyüm, hem de yarı Urfalı. Yarı Urfalı, Kerkük'lüsün. Ben bunun hilesini biliyorum dedi. Nedir baba bunun hilesi? Abi bu aşağıda demir var. Onlar demir üstünde durmuşlar ama millet onu görmez.
Bazı var başka hileler de var Tümbaşbil. Yukarıda oturur böyle, millet hep çocuklar bakar aşağıda bir şey yoktur. Ama onu bir demir üstünde oturmuş. Şimdi bu demir üstünden durmuş. Peki nasıl duruyor baba o demir aşağıda? Onun ayakkabısı demirdir. O ha elinde o çögeni koymuş. O direkte durmuş. Einfach. Demir şu sopaya. Aha, her şey ayak, o demire bağlı. Ayak, ha ha. Böyle millet zannediyor bu bir sihirbazlık falandır. Evet. Evet. O yüzden bunun hilesini biliyoruz. Ama ben de o soru işareti kaldı. Ya bunlar özür dilerim tuvalet falan ya yorulmadılar terle bir yerleri kaşandı. Onu da ben sana bilgi vereyim. Lavaboya gidecekleri zaman sol ayağı var ya. Aha. O sol ayağında da lavabo var. Allah Allah. Bak, bunu sen de bilmiyordun kardeşim yani. Eyvallah teşekkür ederim. Evet, lavabo ihtiyaçları nasıl karşılıyor dedi kardeşimiz. Sol ayağındaki ayakkabının alt bölümünde lavabo görevini görüyor. Evet, bilgilendirdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Yani bunun hilesi de ayakkabıların olduğu bölüm demirden ve görmüş olduğumuz şu bastona bağlı. Aha. Bazen şey hafta sonları daha çok olur. 3 tane 4 tane olurlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. Hadi bakalım diyoruz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil ya. Bu da göründüğü gibi değil. Az önce röportaj yapıyorum, sen de kenarda beni bekliyordun. Evet. Ve yüzündeki ifade hep buydu. Hep böyle gülümsüyordu. Kardeşim. Yani, evet. İsim ne? Furkan. Furkan. Evet. Vay be. Şöyle baykuş işte hep böyle gördüğünüz zaman hep böyle gülümsemeniz bana yetiyor. Abi tabii yani gurbette tanıdık birisini görmek yani. Tanıdık birisi, tanıdık bir kuş görmek. Evet. Tanıdık birilerini hep görüyorsun ama tanıdık bir kuşu her zaman görmüyorsun. Her zaman göremiyorsun evet. Kaç tane tanıdık kuşun var? Yok. Hiç yok abi. Kim olacak? Yok yani. Evet. Kim olacak? Bir tane kuşunuz var. Aynen. Yani. Ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisin. Okuyorsun. Evet. Ne olacaksın? İleride inşallah proje yönetmeni olacağım. Proje yönetmeni. Veya şirket danışmanı. Kaç yaşındasın? 21. 21 yaşındasın. Evet. Ne güzel, ne güzel. Bakın Avrupa'daki yaşayan gençlerimiz harika, güzel şeyler yapıyorlar. İnşallah proje yönetmeni olursun. İnşallah birçok şeyi yönetirsin İnşallah. Ve başarılı olursun. Teşekkür ederim. Bir diyeceğin var mı Barış abine? Herkese selamlar. Sana da çok teşekkür ederiz yani bu program yaptığın için. Yani pazar günleri güzel şeylere vesile oluyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman Baykuş abinizi hatırlayın. Evet, oldu yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın diyoruz. Efendim Baykuş şu bitmedi. Muhabbetimize devam ediyoruz. Biri beni çeksene dedi. Ben de dedim ki dur ilk önce ben seni bir çekeyim dedi. Onunla dedim ondan sonra o da bana dedi ki yok yahu dedi. Ben de hey yahu dedim. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Çekin memlekette bir seyretsinler ya. Seyretsinler ya memlekete selam söylüyoruz buradan. Bana Stuttgart'tan. Nerelisin? Konya Kulu Karaca'da. Konya Kulu Karaca. Evet Karaca'da. Karaca'da. Evet. Kimler var orada? Bütün akrabalarımız orada, köyümüz, bütün herkes akraba. Bütün akrabalar evet. Orada, Konya'da. 6000 nüfusluyuz, hepimiz bir akrabayız. 6000 nüfus. Tabii, Helikan aşireti. Sen 6000 nüfus şimdi sen çıkacaksın diye seyredecekler mi seni? Seyrederler canım. Vay, isim neydi senin? Gökhan. Gökhan kardeşim, çalışıyorsun. Çalışıyoruz. Ne güzel, ne güzel. 6000 kişi şimdi bizi izleyecek ha. Evet. Vay be, hiç ben 6000 kişi izlememişti biliyor musun? Yok, seni binlerce insan izliyormuş. Vay kardeşim benim. O zaman buradan herkese selam. Memlekete selam gitsin. İnsan olan herkese selam söylüyoruz. İnsan olanlara. Evet, insan olanlara. Vay be. İlginç. İlk defa böyle bir selamla karşılaşıyorum. İnsan olanlara selam gitsin. Selam dedi. Olsun. Bu da ilginç bir mesajdı yani. Tamam aslında. Oldu. İnsan olanlara selam dedi kardeşimiz. Abi, İnsan olmak çok önemli ama değil mi? Bak. Gerçekten. Hakikaten insan olmak. Tabii. İyi bir insan olabilmek. Tabii biraz mücadele istiyor. Hayat istiyor. Evet. Bir sonra bir bakıyorsun, mücadele ediyorsun ama bir ömrün de sonbaharına gelmişsin. Belki hala iyi insan olamamışsın. Yok. Veya olmuş. Olmuşuz yani. İnşallah. Olmuşuzdur inşallah. Uğraşmaya çalışıyoruz. Yanımdan da geçmiyor. Hey, hadi durma. Aşk yerlerde bu zamanda.
Hiç konuşmadan merhaba dediğimiz andan itibaren gülebilmektir sevgi, sevgili kardeşim. Öyle değil mi? Evet abi. Hiç konuşmadık. Sadece merhaba dedik, gülümsemeye evet başladık yani. Evet. Öyle değil mi? Evet abi, çok duruşunuz... Komik mi? Yok, komik değil. Tam duruşunuz dedin, devam et. Vallahi Türkçemiz biraz bozuk olduğunda... Yok yok, anlıyorum ben. Duruşunuz, devam et. Yani... Vallahi var ya. Abi, duruşunuz dedi, durdu. Duruşunuzdan sonra durdun. Evet abi, kelimeler aklıma gelmiyor. Duruşunuz dedin, devam et. Duruşunuzdan sonra ne diyecektim, merak ettim. Vallahi işte dikkatimi çektiniz açıkçası. Tabii ki yani. İşte böyle bazen de insan tıkanıyor kamera karşısında. Aynen abi. Beni gördü, gülümsedi. Ben gülümsedim ona. Bak gene gülümsedi. Bak. Aynen gene... abi, gülümsüyoruz biz. Yani gülümseyin. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Amin cümlemi. Hala duruşunuz dedin, aklına gelmedi mi? Yok abi, gelmiyor. Gelmiyor mu? Yok. Bir daha de istersen, duruşunuz da bitsin. Duruşunuz? Bitti. Önemli olan duruşumuz. İstanbul'dayız, Bayrampaşa'dayız ve köy sefasında sevgili Ali kardeşimizle tekrar birlikte izliyoruz. Sevgili Ali, merhabalar. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz. Köy sefası alışkanlık yapar diyoruz. Dostluğumuz da alışkanlık ve zeytinimiz de alışkanlık yapsın diyoruz. Sevgili Ali kardeşim, köy sefası sofralarda, sefamız güzel, muhabbetimiz güzel diyoruz. Ve bütün hanımlara, özellikle alışverişi hanımlar yaptığı için köy sefasını sofralarında, hani marketlerden genelde bayanlar gidiyorlar alışverişe. Neden köy sefası sofralarda olması gerekir? Niye köy sefası? Yani sele zeytininde hep doğallıkla biz ön plana çıkıyoruz. Köy sefası, köyünde, memleketinde yediği zeytin gibi olduğu için köy sefası diyoruz. Niye? Katkı maddesi, sele zeytinlerimizde katkı maddesi yok, koruyucu madde yok, küf önleyici yok. Evde rahatlıkla ailesiyle çocuklarına yedirebileceği bir zeytin olduğu için doğal, gemlik, köy sefası. Sele zeytin diyoruz. Zeytiniyle ünlü ülkeler vardır derler ya. Hangi ülkeler? İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan zeytiniyle ünlü ülke diye geçiyor. Geçiyor. Ama asıl dünyanın en iyi zeytini Gemlik'ten çıkar. Peki köy sefasının bütün dünya zeytinlerinden, bütün nerede bir zeytin yetişiyorsa bir farkı var. O farkı da? Dalında kararması, siyahlaşması kendiliğinden, boya veya herhangi bir şeyle değil. Sadece kendi doğal, işte bu Gemlik zeytinin özelliğiyle alakalı, dalında kararan tek zeytin. Ya dünyada dalında kararan başka bir zeytin yok. Evet, şimdi sevgili Ali kardeşim, burası Bayrampaşa köy sefası ana merkezi. İstersen buradan biz Gemlik'e geçelim. Tabii, ben ağaçta, hatta isterseniz size bu dalında nasıl olduğunu, dalında nasıl siyahlaştığını hep beraber izleyicilerimizle beraber size de gösterelim. Evet, dünyada ağacında siyahlaşan tek zeytin Gemlik'te diyoruz ve dünyanın en iyi zeytini Gemlik'te diyoruz. Öyleyse zeytin ağaçlarının olduğu yere gidelim, oradan da fabrikamızı ziyarete gidelim. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi İstanbul ana merkezden, Bayrampaşa'dan, köy sefasından Gemlik'e gidiyoruz. Zeytin ağaçlarını, oradan da firmaya, fabrikaya gidiyoruz. Gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Zeytin denince akla birçok ülke gelir. İtalya, İspanya, Portekiz. Evet, zeytin denince bu ülkeler de akla gelir. Ama dünyanın en iyi zeytini nereden çıkar? Tabii ki Gemlik'ten çıkar. Gemlik'ten çıkar ve şu an zeytin ağaçlarının arasındayız ve Gemlik'teyiz. Evet, yanlış söylemedim galiba. Gemlik zeytini dünyanın en kaliteli zeytinleri arasında, ki özelliklerinden biri de dalında kararan tek zeytin olması. Gemlik zeytini dalından koparılmadan siyahlaşması gerekiyor. Siyahlaştıktan sonra dalından koparılıp sofraya, yani fermantasyon sürecine girer. Peki bu İtalya'da, Portekiz'de, İspanya'da dalında siyahlaşmıyor mu zeytin? Dalında siyahlaşmıyor. Dalından tamamen İspanya'da, İtalya'da, Portekiz'de ve Amerika'da, Amerika'nın Kaliforniya bölgesinde zeytinler ağaçta yeşil olur. Daha sonra 7 günlük, 10 günlük fermantasyon süreciyle, boya ile beraber siyahlaşır, ama köy sefasında
ve bu Gemlik zeytininde kesinlikle boya kullanılmaz. Ürünlerimizde kesinlikle köy sefası, sele zeytinlerimizde kesinlikle boy ve benzeri madde yok. Dalında kar arıyor. İşte hemen gösterirsek sevgili Ali kardeşim gidiyoruz ve görmüş olduğunuz bir tane şimdi koparacağız. Bakın işte şu an dalında. Evet, dalında kararmış vaziyette. Bunu tek tek elle koparıp küfelerle fabrikamıza ulaştırıyoruz ve yenecek sofralık hale getiriyoruz zeytinimizi. Evet, zeytin denince akla İtalya, İspanya, Portekiz, Amerika, Kaliforniya geliyor ama işte onlar dalında böyle siyah olmuyorlar. Dünyanın en iyi zeytini de Gemlik'te dersek de zaten istatistikler de ve o ülkelerde bunu kabul ediyor. Evet, ayrıca Gemlik zeytinin ayrı bir özelliği de herhangi bir sarsakla veya işte toplama makinesi değil, ağaçtan hepsi tek tek tane tane elle toplanarak küfeleniyor. Oradan fabrikada fermantasyon sürecine alınıyor. Zeytin ağaçtan koparıldığı zaman yenmesi mümkün değil. Zeytinin tuzlu suda marine edilerek, biz kuyularda diyoruz, tuzlu suda marine edilerek minimum 8-10 ay fermantasyon süreci var. Yani ortalama her sene 10. ayda hasat zamanı düşünürsek 6. 7. ayda 10. ayda tükettiğiniz zeytinler 1 senelik zeytin olmuş oluyor. Sofranıza tükettiğiniz zeytin. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi ağacın dalından kopardık siyah bir şekilde ve köy sefasında bir özelliği dedik. Kesinlikle ama kesinlikle köy sefası zeytinlerinde katkı maddesi yok diyoruz. Sizler için düştük yollara, ta Gemlik Bursa'ya kadar geldik diyoruz. Sevgili Ali ile birlikte şimdi tekrar köy sefasına gideceğiz, üretim merkezine yola çıkacağız. Ve işte görmüş olduğunuz gibi zeytin diyoruz, köy sefasında kesinlikle katkı maddesi yok diyoruz. Sofralarınızdan eksik etmeyin diyoruz. Çünkü gerçekten el emeği göz nuru ve gerçekten çok emek istiyor zeytin. Anlattıklarınızdan da hani sofralarınıza gelene kadar öyle hani dalından kopar sofranıza gelmiyor. Bayağı bir senelik bir emek var orada. Emek var. Yani hani insanlar zeytini biraz daha farklı tanıyor. Hani dalından koparıp da yendiğini zannediyor ama çok aşırı emek isteyen bir ürün. Minimum 10 ay 12 ay fermente süresi var. Ambalajlandıktan sonra tekrar tuzunun düşürülmesi var. Yağ oranı var, yani ciddi bir emek istiyor. Zeytin sofralarda, kahvaltıda eksik edilmemesi gereken bir ürün. Çünkü sağlık açısından çok faydalı. Hatta yeni nesil biraz daha zeytine, çocuklar biraz soğuk bakıyor ama hani ailelerin zeytine teşvik etmesi gerekiyor. Çünkü hani hastalıklara karşı olan direnci, tok tutması özellikle ve vitaminleri çok olan bir ürün. Kutsal bir nimet sonuçta. Hani zeytine biraz daha önem gösterilmesini, yani zeytine teşvik edilmesini yeni nesil çocuklara da istiyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, çıktık yola Almanya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Bursa Gemlik'e geldik ve ne İtalya, ne İspanya, ne Portekiz, ne Amerika, Kaliforniya diyoruz. Dünyanın en iyi zeytini, en güzel zeytini ülkemizde çıkıyor, Gemlik'te çıkıyor diyoruz ve gerçekten de köy sefasını tebrik etmek lazım. Büyük bir yatırım yapmışlar. Hem Avrupa'ya hem de dünyaya açılan bir pencere diyoruz. En iyi zeytini onlar dünyanın her yerine gönderiyorlar diyoruz. Tabii ki Almanya olsun, Avrupa olsun, Türkiye olsun, dağıtım ağı da çok güçlü diyoruz. Şimdi nereye gidelim? Fabrikaya gidiyoruz. Fabrikaya gidiyoruz. Sözü fazla uzatmıyoruz. Gidelim mi? Gidelim. Hadi fabrikaya gidelim köy sefasına.